Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle sunum programları ve sunum yazılımları üzerine konuşacağız. Eğitim ve iş hayatında en çok karşılaşılan durumlardan biri sunum yapmak. Ve sunum yaparken başarınızı etkileyen en önemli faktörlerden biri de sunumun yapısı, görüntüsü, hareketliliği, yazı stili gibi konular sunumda sizin daha iyi etki bırakmanızı sağlayacaktır. Zaten videonun sonunda sunum yapmakla ilgili size birkaç ufak tavsiyem de olacak. Hemen videonun sonuna sarmayın. Ne tavsiyeler verdi? Tavsiyem videonun hepsini izleyip bu programları kullanmanız. İyi ki Prezi.com. Prezi en çok kullanılan sunum yapma araçlarından biri. Gerçekten çok fazla opsiyonu ve sunum formatı var. İş hayatı için, eğitimciler için ve öğrenciler için olmak üzere farklı sunum şablonları bulunmakta. Prezi'de dizaynınızı kendiniz de yapabilirsiniz veya hazır dizaynlardan birini de kullanabilirsiniz. Prezi çok kullanılan bir araç olduğu için YouTube videolarında da Prezi örnek video diye yazarsanız örnek size sunumları da ortaya çıkaracaktır. Burada zaten birçok şablona da ulaşabiliyorsunuz Discover diye. Ücretsiz sunumu var ama gerçekten çok kısıtlı. Standart sunumu aylık 3 dolar. Çok fazla bir ücret değil. Plus da aylık 7 dolar. Sık sunum yapan biriyseniz mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. 14 günlük de ücretsiz kullanım hakkınız bulunmakta deneme sürümü. İkinci sitemiz HiQdeck. HiQdeck de Prezi gibi bir site. Birçok sunum şablonu var ve sizin ihtiyaçlarınıza göre size özelleştirilen sunum şablonlarınızı önünüze getiriyor. Burada HiQdeck'te biraz daha infografik tarzı sunumlar da hazırlayabilirsiniz. Hem hazır şablonlardan hem de kendiniz tools kısmından ekleyerek güzel bir sunum ortaya çıkarabilirsiniz. Yine HiQdeck'in de ücretsiz deneme sürümü bulunmakta. Pro sürümü 9 dolar ve premium da 29 dolar. Pro sürümü sizin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Powtoon ise daha çok biraz daha çizgi film tarzında, yani böyle animasyon tarzında videolar oluşturmanıza ve bu videoları da sunumla entegre etmenizi sağlayan bir araç. Birçok animasyon temasını sunumlara entegre ederek hareketli ve infografik tarzda sunumlar hazırlayabilirsiniz Powtoon sayesinde. Powtoon'da Temples kısmında, yani şablonlar kısmında birçok iş dünyasına, öğrencilik, eğitim ve iş pazarlama tarzında hazır şablonlara da ulaşabilirsiniz. Ücretsiz sürümünü denemenizi öneriyorum. Dördüncü sitemiz Amaze. Amaze'de de yine Powtoon'daki gibi daha çok video sunumlara yönelik ve hareketli sunumlara yönelik kaynaklar var. Burada yine iş dünyasına yönelik ve eğitim dünyasına yönelik birçok şablon bulunmakta. Kendi şablonunuzu yine kendiniz de düzenleyebilirsiniz otomatik dizayn kısmından. Buradan HTML5 editör kısmından da kendiniz programlayarak da, yani kodlayarak da bir sunum hazırlayabilirsiniz. Birçok dediğim gibi şablon, infografik, bu chart dedikleri olay, grafikler hazır bir şekilde karşınıza çıkıyor. Çok rahatlıkla sunumunuzu hazırlayabilirsiniz. Ludus çok fazla bilinmeyen ama profesyoneller için gerçekten mükemmel bir araç. Biraz da tabi pahalı bir araç Ludus. Ludus'ta program sitesinden indiriyorsunuz demo sürümünü. Demo sürümünü kullandıktan sonra da programını satın alabiliyorsunuz. Daha çok iş dünyasında, hani bu plaza hayatındaki sunumlara yönelik güzel ciddi sunumlar hazırlayabileceğiniz bir site. Bunu da yine YouTube videolarından Ludus kullanım videosu veya Ludus Experience yazarsanız yine YouTube videolarında örnek videolar görebilirsiniz. Biraz teknik isteyebilir, biraz sizi yorabilir. Hani sağa çek, sola çek gibi Ludus'ta. O yüzden bayağı vaktinizi alacaktır. Altıncı sitemiz Visme. Visme yine
Prezi gibi, HiQdeck gibi hazır şablonların olduğu ve yine kendiniz şablonlarınızı yaratabileceğiniz bir site. Burada yine infografik, tebrik kartları, düğün davetiyeleri veya tasarımla ilgili şeyler de yapabilirsiniz. Tasarım kartları da yapabilirsiniz. Afiş, broşür gibi veya Instagram, sosyal medya, Facebook gibi platformlara kapak fotoğrafı da hazırlayabilirsiniz. Burada Sign Up It Is Free'den yaklaşık 7.952.000 kişi kullanıyormuş. Sizin de ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz Vizme'yi. Daha sonrasında ücretlendirme politikası şimdi geliyor. $15 standart. Standart birçok sitede işinizi görecektir arkadaşlar. Profesyonel olarak sunum yapıp satmıyorsanız veya tasarım yapıp para kazanmıyorsanız birçok sitede standart bölümü sizin işinizi görecektir. $15'a profesyonel sürümünde alabilirsiniz. SlideBean'de daha çok böyle nasıl diyeyim, yine chartlar üzerine iş sunumları, iş hayatıyla ilgili sunumlarda sizi başarılı kılacak bir araç SlideBean. Birçok grafiğiniz varsa, birçok veriniz varsa bu verileri anlamlı bir şekilde karşı tarafa aktarabileceğiniz güzel bir araç SlideBean'de. Burada Free Resources bölümünden ücretsiz hazır şablonlara ulaşabilirsiniz. Daha öncesinde yine SlideBean'in sitesinden hangi ilgi alanına göre, bir ajanssanız, bir finansçıysanız veya bir yatırımcıysanız, bir yatırım sunumu yapacaksanız bu siteden gayet güzel bir şekilde halledebilirsiniz. 8. sitemiz SlideDoc. SlideDoc da Prezi ve HiQdeck gibi yine hazır şablonların olduğu bir site ve kendi şablonlarınızı da yaratabileceğiniz bir site. Yine göz atmakta fayda var. PowerPoint ile Prezi ile uyumlu bir site. Burada yaptığınız sunumları HiQdeck, Prezi veya Google Slides'ta gibi hemen hiçbir bozulma yaşamadan aktarabilirsiniz bulut teknolojisi ile. Yine buraya koymak istedim. Bu bir program sitesinden indirmeyi yaparak alabilirsiniz. Pricing bölümünden de zaten SlideDoc'ta yıllık 99, diğerleriyle hemen hemen aynı. Hani $7 falan geliyor, $8 aylık pro sürümünü alabilirsiniz. Bu da Office PowerPoint. PowerPoint en çok kullanılan slide türlerinden biri. Buraya koymamın nedeni zaten bunu biliyorsunuzdur, PowerPoint'i. PowerPoint'i orijinal kullanmıyorsanız birçok şablona ulaşamıyorsunuz, orijinal şablonlara. Eğer orijinal sürümünü kullanıyorsunuz, yani para verip aldıysanız PowerPoint'i, Office programını, bazı slaytlara da ulaşabiliyorsunuz. Yani orijinal slaytlara, hazır slaytlara ulaşabiliyorsunuz. PowerPoint kullanırken genelde hep PowerPoint kullanılır. Sunumlarınızı renklendirmek için ve çeşitlendirmek için Google PowerPoint Templates şablonları da yazabilirsiniz. Mesela çevreyle ilgili bir sunum hazırlayacaksınız. PowerPoint Nature Templates şeklinde arama yaparak binlerce hazır şablona da ulaşabilirsiniz. Genelde hep insanlar normal arka fon mavi, üstüne beyaz fontla beraber sunum hazırlıyor. Yeri gelmişken son iki programımız zaten çok kullanılan Google Slides ve PowerPoint olduğu için şunları da söyleyeyim. Sunum yaparken artık, eskiden halen yapılıyor mu bilmiyorum, ben çok denk gelmiyorum ama birçok yazı ekleyip sunuma, daha sonrasında bu yazıları okuyarak sunum yapma olayı diye bir şey var. Buna sakın girişmeyin arkadaşlar. Gerçekten dinleyenler çok sıkılıyor ve sıkıldıkça siz de modunuz düşüyor. Sunum yapmak bir maraton gibi. Ne kadar iyi başlarsanız, ne kadar iyi götürürseniz o kadar da iyi tamamlarsınız. Sunumda düşerseniz ve yani psikolojikmen düşerseniz sunumda da hata yapma ihtimaliniz farklılaşacaktır. Artacaktır. Bir de şöyle bir şey var. Konuyu bilen birilerine sunum yapmakla konuyu bilmeyen birilerine sunum yapmak arasında çok büyük fark var. Kitlenizi mutlaka tanıyın. Konuya ne kadar hakim olduklarını bilin. Konuya hakim olmayan bir kitlenin sorularını cevaplamak daha kolay olacaktır. Ama konuya hakim bir kitle sizi çok fazla sıkıştırabilir. Sunumdan sıkıldığını çok net de ifade edebilir bir patronunuza sunum yaparken. O yüzden arkadaşlar, sunumlarınızı hazırlarken mümkün olduğunca görsellerden yararlanarak
Verisel olarak mesela az slayta çok veri koyarak, bunlar mesela sizin bir tıkınızla sağdan soldan inebilir. Bunları Prezi'de yapabiliyorsunuz. Mesela Prezi'de tek sayfa sunuda PowerPoint'teki 30 sayfa sunuyu sığdırabiliyorsunuz. Çünkü görsel olarak akıyor sunum. Mesela bir dünya haritası üzerinden bir sunum hazırlayacaksınız ülkeler arasında. Sizin bir tıkınızda zaten otomatik olarak dünya haritasında Brezilya'ya gidiyor sunumunuz ve oradaki şeyleri anlatıyorsunuz. Ne kadar az yazı yazarsanız, kendiniz bakmadan, kendiniz doğaçlama ne kadar anlatırsanız sunumunuz da o kadar başarılı olacaktır. Yine sunumla ilgili aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. info@abprojeyönetim.com'a da yazabilirsiniz. Son olarak Google Slides diye bir program da var. Çok temel bir program. PowerPoint'e benziyor ama Google programlarıyla ve Google Bloom teknolojisiyle çok uyumlu olduğu için ve gelişmekte olan bir program olduğu için Google Slides'lara da göz atmanızı öneriyorum. Sunum yaparken heyecanlanmayın. Heyecanlanmayın demek tabii kolay. Kitleniz sizin heyecanınızı da arttırabilir, azaltabilir de. Soru cevap şeklinde birçok kez kitlenizi uyandırın. Mükemmel bir sunum yapıyor olsanız bile yaklaşık 30-35. Dakikada insanlar telefonlarına bakmaya başlayabilir. Sunumun içine karşınızdakileri katın, katılımcıları katın. Ben başarılı sunumlar yapacağınıza inanıyorum. Lütfen dediğim gibi bir sürü yazı yazıp onları okumayın slayttan. Umarım bu programlar da işinize yarar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.